Körfez turunda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye yatırım olarak geri dönecek. Özellikle de deniz üstü rüzgar santralleriyle ilgili projeler hayata geçirilecek. Yapılacak yatırımlarda yerli üretim ürünler kullanılacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez çıkarmasının detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin enerji sektöründeki potansiyel öne çıktı. Yatırımlar bu alanda yoğunlaştı. Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmaların yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümü yenilenebilir enerjiden oluşurken, bu kapsamda en çok denizüstü rüzgar projeleri, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, petrol, doğalgaz alanlarında yatırımlar gündeme geldi. Anlaşmalar çerçevesinde öne çıkan denizüstü rüzgar türbinlerinde Türkiye 40 gigawatttan fazla potansiyele sahip. Bu kapsamda şu anda rüzgar ölçümleri ve coğrafi testler yapılıyor. Hedef 2-3 sene içerisinde yatırımların hayata geçirilmesi. Ayrıca Türkiye'nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santrallerde anlaşmalardaki maddeler arasında. Peki anlaşma Ankara'da nasıl karşılandı? AK Parti kurmayları yatırım girecek, anlaşmalar ciddi ekonomik aktiviteye dönüşecek. Yeni yatırımlar Türkiye'nin döviz sıkışıklığını kalıcı olarak çözecek. Ciddi bir karşılıklı işbirliği geliştireceğiz. Türkiye'de yeni iş imkanları doğmuş olacak dedi. Anlaşmalardaki yerli ve milli detaysa dikkat çekti. Türkiye anlaşmalarda yerli ve millilik şartını içeren maddelerin olmasını talep etti. Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı yatırımlarda büyük oranda yerli ve milli ürünler kullanılacak. Kaynaklar yatırımlar yapılırken yerli üreticinin de tedarik zincirinde yer alacağını belirtti. Öte yandan Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması da imzalandı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri hazine tahvillerine para yatıracak. Uzun vadeli, belli süre geri ödemesiz bu krediyle depremin yaraları sarılıp Türkiye normalleştikten sonra geri ödemeler başlayacak.